Şimdi o dönemde bakın hiç kimse bu hani bildiğimiz hepimizin dinlediği o platforma şarkı koymadan önce hiç kimse koymuyordu oraya şarkı. Hı hı. Yani hiç kimse koymuyordu. Bunu ilk oraya orada e, insanlara dinleten ulaştıran biziz aslında belki de Evlerinin önü boyalı direkt hı hı. o beyaz duvarın önünde videoyu yükledik o şeye. 20 milyon tıklandı. Şimdi düşünüyorsunuz diyorsunuz ki ya bütün hayatımızı konservatuar okudum ben İstanbul Teknik Üniversitesi Ses Eğitim Bölümü. Alaaddin Yavaşcan'ın öğrencisiydim. Ve yıllarımı konservatuar eğitimine verdim. Siz de takdir edersiniz ki ne kadar zor değil mi? Hani müzik yapmak, sanat yapmak. Ee, şimdi üç buçuk dakikalık bir videoyla bütün hayatınızı değerlendiriyorlar. <laughs> tamam mı? Tabii. Diyorlar ki şimdi üç buçuk dakikalık bir video ile meşhur oldular. Ya tamam meşhur olduk ama o sadece üç buçuk dakika değil ki. Yani o yıllara yıllar boyunca eğitim aldık biz. Bunun üzerine kafa yorduk ve ünlü olalım diye aslında hep her röportajımda da söylerim bunu. Ünlü olalım da bizi tanısınlar diye evlerin önü boyadı diye söylemedik. Biz bir eğitim aldık. Müzin içine doğduk. Küçük yaştan beri müzikle ilgilendik. Ve bunun sonucu uydu evlerinin önünü boyadırek. Yani biz kendimizi burada demek istediğim eğitim aldık, eğitim aldık, eğitim aldık. Biz kendimizi geliştirdik. Eğitim şart. Geliştirdikten sonra e, yaptığımız ortaya koymak istediğimiz e, duygunun sonucu olarak, durumun sonucu olarak biz aslında e, açığa çıktık. Yani bu meşhur olalım diye yaptığımız bir şey değildi. Ama popüler kültür o kadar çok insanı aslında esir alıyor ki yıllarca evlerin önü Boyalı direktten sonra e, yani yeni bir şarkı yapmadın <laughs> hani şey gibi hep şey duydum. Yani e, bir şey gelmiyor sizden Öykü Hanım. Bir öyle hani, bir şarkı gelmedi mi? Yani ya. işte e, bir boyalı direkt mi? falan. <gülüyor> 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 ama şimdi yani tamam Ay, ama çok iyi. şimdi seni ben unutmak istemedim ki Hicaz makamında. Yani hani çok değerli bir Türk sanat müziği eseri. Yalan Gözlerin, Suat Sayın Bestesi, Hicaz Makamı. Adı yok hala var. Ee, sözlerini benim yazdım. Bir sözüne var. Yani ben azizim var, olabilir var. ya yani ilk albümümde altı tane şarkım var. Dinlenmesi mesela işte 20 bin, 30 bin, e, 500, 600 bin, 2000. Hani şimdi bir tarafta milyonların dinlediği bir türkü, diğer tarafta ya tamam. Yani ama üretiyorum. Devam ediyorum, yaşıyorum, çalışıyorum, konser veriyorum, çaba sarf ediyorum, yani kendimi geliştiriyorum ve birçok şey yaptım ama o bir kült oldu yani onun üzerine çıkamıyorum. Çıkamıyorum. Sizde varsa şarkı. <laughs> bir boyadı direkt. <laughs>